Öncelikle hepinize merhabalar arkadaşlar. Umarım iyisinizdir. Bugün sizlerle birlikte arkadaşlar çok güzel, harika ötesinde bir kuaför tasarlamaya çalışacağız. Bugün yanımızda Kübra, Nisa var, pratik oyun var, Selim var ve Ahmet var. Allah Allah, başkaları da vardı ama neredeler şu anda bilmiyorum. Hoş geldiniz arkadaşlar. Hoş bulduk. Hoş bulduk. Kübra'cığım. Efendim? Senin normalde sana çektiğimiz videoda canım biliyorsun çok harika bir şekilde. Zaten ben restoran nereden çıktı ya, kuaförümü yapmıştım. Ama arkadaşlar sizler için bütün kuaförümdeki malzemeleri sattım. Ve 550 bine yakın bir param oldu arkadaşlar. Şimdi bugün sizler için dolu dolu zengin bir şekilde harika bir kuaför yapmaya çalışacağız. Lütfen arkadaşlar like'larınızı esirgemeyin. Like'larınızı bekliyorum. Evet Kübra'cığım, ne yapıyoruz şimdi? Ne yapalım, ilk müşterim ben olayım bari. Hadi gel. Bir dakika dur, dükkanda daha malzeme yok. Dükkanı ben gerçekten göstereyim de arkadaşlara. Arkadaşlar tamam. Böyle. Aha. Ya oyuna başladığınızda bile normalde bir yere bir şey kurduruyor. Ben bomboş yaptım ya. Her neyse, şuradan tekrardan bir store'a geliyoruz. Şimdi store'dan malzeme alacağım arkadaşlar. Tabii ki kuaförün gerekli malzemesi nedir? Müşteriyi oturtacak bir tane koltuk lazım bize. O koltuktan sonra yani adamın nereden saçını keseceğiz? Saçını keserken ayna lazım bize. Şöyle de bir tane ayna alabiliriz abi. Güzel olur. Tamam. Şimdi şu koltuğun fiyatı ne? Lan koskoca dükkanı sattım. Şundan iki tane alsam bitiyor lan işim. Aa, çok kazık. Ama yine de alacağım ya. Alsam. Satarken ucuza satılıyor, alırken daha pahalı değil mi? Evet Kübra, aynen öyle. Her neyse arkadaşlar. Arkadaşlar gerçek hayatta böyle arkadaşlar. Arkadaşlar 200 bin parayı aha bir tane koltuğa verdim lan. Valla like atmayı gerçekten unutmayın. Harbiden like atın şu an ya. Evet. Bir tane yok lan, bundan almayacağım. Şununla uyumlu olur mu o ya? Dur bakayım bir. Yok ya, şununla uyumlu olur. Evet, bir tane de bundan aldık arkadaşlar. Evet, şimdi dükkanıma gidiyorum. Bunların ikisini kuracağım arkadaşlar. Onun dışında süsüne falan da önem vermek istiyorum. Ya dükkanımda para kalmadı. Çok üzücü bu. Evet, dükkanıma geldim. İlk olarak arkadaşlar dükkanı açmadan önce tabii ki şu abimizi yerleştirelim bir. Daha sonradan şu güzel koltuğumuzu da yerleştirelim. Kübra, dükkanım nasıl? Tertemiz. Bak, hiçbir bu, şey yok. Bak bu koltuk 200 bin. Aha ilk müşterim geldi. Abi hoş geldin. Gelme. Burada bir şey yok, gelme. Benim dükkana gel. Ya Kübra saçmalama, git lan buradan. Müşteri çalıyor bir de. Şişt, ben daha güzel yaparım. Ana ne yaptın? Benim saçıma benzettin. Kübra valla bir çakarım var ya, senin saçına döndürürüm adamları. Kanka, gel abi. Çırağa ihtiyacın var mı? La ben çırak olabilirim. Kanka kendim zor geçiniyorum. Şimdi seni de şey yapmayayım. Arkadaşlar bu arada dokunduğum fark ettiniz mi? 2 saniyede hemen gidiyor abi. Çünkü bu koltuklar arkadaşlar hızlı koltuklar. Mesela dandik bir koltuk daha alacağım birazdan. Daha iyi anlayacaksınız ne demek istediğimi. Evet. Fışt. Hemen bak saçını kestim. 200 parayı cebe attım. Şimdi arkadaşlar dükkana geliyorum. Bir tane de şöyle çok berbat bir tane koltuk alayım. Arasındaki farkı görün, anlayın diye. Evet. Anlayın diye. Anlayın diye. Çok üzüldüm bu duruma. Evet arkadaşlar, şimdi dandik bir tane daha aldık. Şimdi iki tane müşteri gelebilecek tabii ki. Diğer müşteri de gelsin. Hankınalcığım, en sonunda dükkanlar kapıştıracağız herhalde değil mi? Tabii ki canım. Tabii ki. Yalnız ben de bol bol para olduğu için iyi bir şeyler yapacağım. Şimdi arkadaşlar gördüğünüz gibi sıradan karbon çinko pillerde bakın. Şöyle tıklayacağım, kaç saniyede yapacak? Bak 12 saniye diyor. Bak buna bir bastım, vırt bitti. Bak bunun hala bitmedi. Bak hala devam ediyor. Maşallah. Bak buradan yeni bir tane daha müşteri alacağım. Bak bu da geliyor. Biraz daha hızlı koşabilse hatta onu da tıraş ederim bundan önce. Abi gerçekten. Arkadaşlar şunlar ömür törpüsü. Ömür törpüsü. Yani çıtır çıtır yapacaksınız. Diyorsanız ki arkadaşlar, ya ben ikide bir de müşteri alıp da böyle beklemekten çok sıkıldım abi. Ya neden ben bununla uğraşıyorum? Abi oyun demiş ki kendi yanına çırak alabilirsin. Mesela pratik benim çırağım olmak ister misin? İsterim tabii. Ama ben sana öyle bir hak vermiyorum kanka. Ben gidip direkt buradan para verip Lucy'yi alacağım ya. Lucy benim yanımda olsun. Jasmine'e de şey olsun. Jasmine'e de temizlemecim olsun. Lan müşteriler burada niye üst kata çıktınız? Manyaklar, sizi de iş yerine alan kafamı öpsünler benim. Ya o da bir şey mi? Benimkiler ne yapıyor biliyor musunuz arkadaşlar? Camın arkasına gidip camı siliyor. Lan... Müşteri orada bekliyor. La oğlum. Ciddiyim. La aldığım adamlar benim elimde kaldı ya. Manyak mıdır nedir bunlar? Gel kardeşim gel. Oğlum sen kelsin lan. Sana nasıl bir saç yapayım ben kel adam? Aa, adamın saçını çıkarttım. Oha! Saç ekimi. Mucizevi çözüm.
Bütün keller buraya. Bütün keller buraya. Evet arkadaşlar, gördüğünüz gibi aldım eleman Jasmine. Ne yapıyorsun Jasmine'ciğim? Müşteri alıyorsun, bana kilitliyorsun bu müşterileri. Böyle olmaz ki, sen ne işe yarıyorsun? Gözünü sevdim. Hah, en sonunda Lucy geldi. Canım müşteriler burada dönüyor, gözünüzü seveyim. Şu koltuğu da satayım ya, yemin ediyorum kazık. Hakan'a ben bu işi öğrendim, ben de gidiyorum dükkan açmaya. Lan. Bak senden öğrendi, gidiyor dükkan açıyor. Ha, hayır pratik. Hadi güle güle. Ya valla hayın bu ya, hayın hayın. Arkadaşlar şimdi bir tane daha koltuk almak isterdim de harbiden çok pahalı abi. Çok buna cilalı derler. Şimdi ben bu koltuğu alsam yarı fiyatına bile sattırmıyor, biliyor musunuz oyun? İnanır mısınız? Şimdi kendime en alt kata tatlış bir tane dükkan oluşturmaya çalışacağım. Tabii ki onun yanında biraz da getirisi olsun abi. Hani money getirisi olsun. Kendi dükkanımı hızlı bir şekilde kastırabileyim. Belki şu görünümlerden bir tanesini rüyamda alırım arkadaşlar. Bu ne biçim para lan? Maşallah. Hatta şu premium'a veriliyor yani, düşünün. Evet. Şimdi istersek bunlardan da alabiliyormuşuz. Bunlar da artı 15 daha hızlıymış. Ama bu kadarına gerek yok ya. Ben bugün şu koltuklardan biraz alayım. En azından düzenli bir şekilde kendime tatlış bir salon yapayım. Yani kuaför diyeyim. Kübra, neden bunun adı salon canım? Yani aslında arkadaşlar yabancılar güzellik merkezi, güzellik salonu anlamında diyorlar. Hmm. Bizde direkt kuaför işte. Bizde hepsi aynı şeyde mesela, ama onlar da öyle değil. Onlar da mesela kuaför ayrı, güzellik salonu ayrı, bilmem ne ayrı. Biz hepsini tek elden hallediyoruz. Evet Kübra, çok doğru açıkladın. Arkadaşlar şimdi tabii ki bir dükkana girdiğinizde ya da bir kuaföre girdiğinizde ilk olarak neye bakarsınız? Oradaki dekorlara bakarsınız abi. İçerideki nasıl bir dizayn edilmiş bakarsınız. Sizi rahatlatıyor mu, mutlu ediyor mu diye. Ondan dolayı ben biraz şöyle halı da satın alacağım ki rahat rahat bir şekilde yapabileyim. Bu arada oyunun bize bırakmaması, yani 3'ten fazla alamıyor oluşumuz çok gıcık olmuş. 2 saat basıyorum. Yani şöyle tıklayıp 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 şey gibi yani, clicker gibiyim ya, tıklama oyunları gibi oldu. Bakayım kaç tane ne almışım. Ya iyi, fena değil. Dur bakalım ne çıkartacağız bunlarla. Şimdi dükkanın ilk girişi çok önemli abi. Dükkana girer girmez adam demesi lazım ki ulan nereye geldin be? Yani böyle bir müşterim inşallah olmaz. Evet, şöyle güzelce ilk kısmını bir kapatalım. Bu arada çok metrekareymiş dükkanım ya. Valla çok metrekareli bir dükkana sahipmişim Kübra. Valla. Kaç katlı dükkanın? 3 katlı da ben daha en alt katını düzeltmeye çalışıyorum. Arkadaşlar bu arada dediğim gibi dükkanınızı sıfırdan tekrardan dizayn edebiliyorsunuz oyunumuzda. Yani illaki ben burayı böyle yaptım böyle devam edecek diye bir mantığı yok. Şimdi ben tabii ki şu modern olan şeyleri alayım abi. Ben genelde gittiğim kuaförler nasıl oluyor biliyor musunuz? Abi böyle iç içe falan oluyor ya. Ben hep mahalle berberine gittiğim için. Evet arkadaşlar şaka bir yana. Şöyle güzelce aralıklı aralıklı üçlü üçlü koyalım ya. Tatlı dursun. Heh. Evet. Biraz tabii ki böyle otobüs gibi istemiyorum. Güzel olsun abi. Anladınız mı? Gerçekten sonuçta kuaför insanın gidip de böyle güzelleşmek için gittiği bir yer yani. Sıradan bir yer gibi olmaması lazım. Şöyle tatlı tatlı dizayn etmeye devam edelim. Şunu neden acaba iki aralıklıyken tek aralık diye çevirdim? Tamam, bu şurada olması lazım. Şurada olması lazım. Sen de çık oradan. Sen de şurada olman lazım. Heh. Çabuk koltukları yerleştirmem lazım Hankan'ım. Lan bir tane koltuk şuraya gitmiş. Evet. Şimdi buradaki müşterilerimiz arkadaşlar tabii ki bir tane kuaförüm olduğu için biraz zorlanıyoruz. Ondan dolayı arkadaşlar şöyle şu abilerden de biraz ekleme yapalım. Dükkan biraz hızlı hareket etmeye başlasın yani arkadaşlar. Bu arada müşteriden fazla çalışan var lan, ne biçim dükkan? Ya benim de öyle biliyor musun? Kovacağım bunları, tasarruf zamanı. Devir tasarruf devir. Ya sorma Kübra'yı, kov gitsin vallahi ya. Arkadaşlar. Nereden kovuyorduk? Bu arada onlar para almıyor değil mi? Biliyorsun değil mi? Bir defalık alıyorlar sadece. Öyle mi? Tabii tabii. Keşke gerçek hayatta da öyle olsa değil mi Kübra? Evet ya. Girişte bir defa alıyorlar, daha ondan sonra ömür boyu çalışıyorlar. Evet arkadaşlar yine birazcık daha koltuk moltuk serpiştireceğiz şimdi dükkanımıza. Abi dükkanda biraz önce hayvan gibi para vardı, fakirlikten ölüyorum lan şu anda. Evet. Şöyle biraz da masa koyalım.
Şöyle bir boşluk yapalım. Bir boşluk daha yapalım. Burası biraz garip oldu. Ondan dolayı ona bir el atmam lazım benim. Evet. Arkadaşlar çok güzel çalışma içindesiniz. Tebrik ediyorum. Evet. Bu arada o adam niye o kadar para verdi lan bu dükkana? Çok manyak var Kübra bu oyunda. Ya bahşiş bırakıyorlar insanlar işte, ne güzel. Ya tamam güzel de canım, yani bu kadar da verilmez ki ya, Allah Allah, sanki sokakta buluyor parayı. Şimdi arkadaşlar dükkanımıza gördüğünüz gibi hızlı bir şekilde ayarı verdik, yani güzelleştirdik. Şimdi bakalım para nasıl kasacağız. Çıtır çıtır para kasıyor olmam lazım benim ya. Evet. Şöyle bakalım nasıl çıtır çıtır mı kasıyorum, pıtır pıtır mı. Abi biraz hızlı ama elimizi hızlı alıştıralım. 110 nedir ya? 110 nedir kardeşim ya? Allah'ım yarabbim ya, şu Kübra'nın dükkanı 110 kazanıyor günlük. Yani dakikalık 110 kazanıyorum ben. Dakikalık mı? Oha, ben saniyede kazanıyorum. Şaka. Saniyede bir kişiden kazanıyorum diyeyim. Hesaplayamadım lan, saniyede iyi para kazanıyorum vallahi ben. Evet. Şimdi dükkana tekrardan geri dönüyorum. Şu yerdeki zeminleri birazcık düzeltelim arkadaşlar. En azından ilk girişe girdiğinizde deyin ki abi çok güzel oldu burası ya, vallahi ondan dolayı like attım demeyi unutmayın. Evet. Şimdi şöyle biraz malzeme almam lazım. Çünkü dükkan harbiden çok fazla halı istiyormuş. Ben bu kadar hayal etmemiştim. Evet. Şimdi bir halka nasıl? Dur etme ya. Dur, daha bir şey yapmadık ki ama biz. Ya bir geleyim de berberlerin saçımı yapsın ya, Allah Allah. Berberler mi? Kuaför değil miydi? Adamların statüsü mü arttı? Çıktı mı? Ne oldu? İndiler mi? Ben 3 tane şundan alayım. Kullanırız bir yere arkadaşlar. 3 tane de şundan alayım. Güzel. Şu vazolardan da çok güzel. Şu vazolardan da alayım biraz. Evet. Şöyle hemen tekrardan dükkanımıza geri dönüyorum arkadaşlar. Buraya öyle güzel bir şey yapacağım ki var ya, öf. Herkesin hayalindeki kuaför yapacağım buraya. Evet. Tabii ki arkadaşlar ne yapmamız lazım? Oğlum çıkın lan dükkandan. Boş boş duruyorsunuz vallahi. Şimdi şurası abi şöyle gelsin 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 gelsin. Şurada kaç? 1, 2, 3, 4. Burada 4. Burada kaç? 1, 2, 3, 4. Tamam, eşit yapmışım. Helal bana. Şuradan şöyle indirelim arkadaşlar aşağı doğru. Çok güzel. Dur bir dakika, sakin olun. Şimdi burayla şurası arasındaki mesafeyi de hesaplayalım. 1, 2, 3, 4 burası. Şurası da 4 olsun. 1, 2, 3, 4. Tamam lan. Oha, tam yapmışım ha. Minecraft'a buradan teşekkür etmek istiyorum arkadaşlar. Evet. Gözlerimi geliştiren şey o çünkü. Şöyle dükkanımızın zor kısmını tamamlıyoruz. Kübra'cığım. Efendim canım. Dükkanıma hayırlı olsuna gelirken ne getireceksin canım? Ya bir berber tıraşı olur ya. Bir kuaföründe derim ki beni bir saçlarımı bir güzel bir şey yap derim. Bakacağız artık. O nasıl bir şey yapıyor? Ben ne kadar övdüm kendini ya. Şimdi arkadaşlar. Bir tane koltuk şuraya koyalım. Bir tane koltuk şuraya koyalım. Kuaförüm saçıma ne yaptı? Ne oldu lan? Anam! Anam muhteşem güzel olmuş. Of! Ana ne yaptın? Kübra. Çarptım, saçlarım yandı, hep koptu. Kübra. Bu yeni stil. Rihanna da bundan istedi. Geçen hafta Rihanna geldi, ona da yaptık. Dua Lipa. Ya saçmalama ya, saçım kel kaldı. Vallahi bak, Dua Lipa ile geldiler. Dua Lipa hatta hayran kaldı, dedi bir dahaki hafta gelip beni de kazıttıracağım dedi. Ya arkadaşlar kel kaldım ya. Bu nasıl bir kuaför ya? Kapat bu dükkanı ya. Kel ettim beni ya. Kübra çok güzel ampul gibi olmuş. Her yerden parlıyor. Gidiyor be. Kel kaldım. Gidersen git, Allah Allah ya. Bize müşteri mi yok? Yok. Bence de yok. Sürünüyorum dedim. Bu arada iyi para kastım arkadaşlar. Fark ettiniz mi? Bakın 2 dakika burayı düzeltirken abi çok güzel bir para kasmışım ya. Evet arkadaşlar bakın. Kuaföre gittiğinizde dediğim gibi huzur bulmalısınız abi. Huzur, huzur. Diğer şeyler çok önemli değil. Huzuru bulun abi, tamamdır o iş. Evet. Şu ortasını da beyaz yapmayı düşünüyorum. Ortası da beyaz olursa çok şık durabilir. Kuaförlerimiz şöyle güzelce devam ediyorlar çalışmalarına. Maşallah. Dükkan tıkır tıkır işliyor. Ahmet de burada ne yapıyorsa artık. Kübra, birazdan sizinkileri gezmeye geleceğim canım. Haberiniz olsun. Kendinizi hazırlayın yani.
Biraz dekore edeyim arkadaşlar yani. Tamam, dükkanım süper ama şöyle bir şeyler yapayım. Kesin dükkanı berbat ha. Boş boş övüyor gene. Yo, çok güzel. Kıskan. Göreceksin gelince. Tamam, gelince göreceğim. Ben birazcık daha şu masadan alayım. Aynalı masa. Evet, birazcık daha şeyden alayım. Şundan alayım çünkü yerleri kaplamak çok fazla pahalıymış ya. Ben bu kadar para edeceğini düşünmemiştim. Resmen ya 10.000 para sadece yeri kaplamaya gitti ya. Hadi hadi hadi, hızlı hızlı hızlı. Hızlı 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 hızlı. Tamam, 90 yeterli olur herhalde. Şimdi arkadaşlar geri dönüyoruz. Salonumuza tekrardan girdik. Salonumuz çok güzel abi. Biraz önce de zaten görmüşsünüzdür. Şöyle. Oh. Çabuk çabuk çabuk. Kübra'cığım. Efendim canım. Yani hayatında daha önce hiç böyle salon gördün mü canım? Bakacağım şimdi, geleceğim tekrar. Gel gel. Kafanı da kel bıraktık zaten, kusura bakma. Hatırlatma, unutmuştum ya. Arkadaşlar. Evet, 90 tane aldım abi. O bile kıl payı yetecek gibi mi? Vallahi öyle oldu ya. 9 tane arttı. Her neyse, şuraya sağa sola bir yerlere koyarız onu da. Şimdi arkadaşlar şu masaları koyacağım ama bunlara koltuk almak çok pahalı. Ondan dolayı biraz sıkıntı yaşayabiliriz. Şunun arasını 2 bırakayım. Tamam, şu şurada olsun. Şunu şöyle bırakayım. Bu da burada olsun. Okey. Bayağı tatlı oldu. Çok beğendim burayı. Belki zamanla şu sağa sola bir yerlere daha koyabiliriz arkadaşlar. Koltuklarımızdan. Şimdi birazcık daha para kasmamız lazım. Herhalde kuaförlerimiz yetiyordur. Şu kel abiye ne yapılacak çok merak ediyorum. Özellikle şuna bakmak istiyorum. Bakayım. Ulan adama ne güzel yapıştırdınız ya. Protez saç. Ben de şunun saçını yapayım. Ablacığım senin saçın sarı. Lan sarı dedim, siyah oldu ya. Bak bu mavi olacak bak saçı. Lan olmadı. Dur, şu zengin abinin saçı var ya. Oğlum şapkasını çalın lan şu zenginin. Ne yaptınız lan şapkayı? Altın kaplama. Kübra, zenginlere bir şey yapıyoruz ama sadece gülüp gidiyorlar. Adamlar saçı kaşınıyor galiba. Kaşımayı bilmiyorlar. Saçımı kaşır mısınız diye geliyormuş. Hiç bilmiyorlar. Hiçbir fark olmuyor çünkü kafalarında. Çok garip bir şey oldu. Arkadaşlar dükkanım çok ferah değil mi ya? Şöyle bir girdiğinizde. Oh, baksana ne kadar tatlı ve hoş. Sempatik. Evet. Şöyle bir tane de çiçek şuraya ekleyelim abi. Güzel. Şuraya tekli mi koysam ya? Çok mu saçma olur? Yok ya, bu biraz bozar gibi geldi bana işi. Tamam, şöyle yan taraflarına bir tane şuraya, bir tane de buraya koyalım. Aynı şekilde bir tane şuraya, bir tane de buraya koyalım. Tamam, güzel oldu yani, yeterlidir. Şimdi arkadaşlar burası bekleme yeri. Yani bekleyen insan oluyor. Şimdi bir de mesela örnek veriyorum, kız arkadaşınızı kuaförü götürdünüz. Oturacak yer lazım, anladın mı? Böyle adam gelsin şurada otursun, kız arkadaşının saçını burada yapıyorlar. Ne kadar güzel. Ya da işte erkek geldi, kız arkadaşı burada ya da eşi burada bekliyor falan. Güzel olur yani öyle. Şu ana kadar Türkiye'de hiç rast geldi mi Kübra öyle bir kuaföre? Evet. Vay, demek ki var öyle şeyler. Var arkadaşlar. Çok güzel kuaförler var ama çok pahalı oluyor genelde. Adları bile böyle çok lüks lüks değil mi Kübra? Evet arkadaşlar, bunu çok kuaförden kazık yiyen ben olarak söylüyorum. Bunu neden videoda söylüyorsun peki? Evet, herkes öğrendi. Şimdi arkadaşlar yavaştan bizimkilere bir gidelim bakalım. Bu arada birazcık da para kasayım ben. Evet, ilk olarak. Bir dakika, bana ilk gelme. Lütfen dur, ilk bana gelme. Dur, ilk sana gelmiyorum canım. Allah Allah, taktın ya. İlk olarak arkadaşlar, evet. Geldik burada Asmi'nin kuaförüne. Kardeşim ya, bu nasıl bir kuaför ya? Bu 1 saatte 26... Ya sen kazıklanıyorsun, ben sana söyleyeyim. Şu abinin saçını yap, şu kele ne yapılacak çok merak ettim. Heh. Evet, kelin saçları yapılıyor arkadaşlar. Kesinlikle bir protez çalışması içindeler. Evet, bakıyoruz. Bakalım protez adama tam oturacak mı? Yoksa yanlardan pırtlayacak mı? Aa, güzel oldu lan. Vallahi. Lan yakışıklıymışsın aslında. Saçlar olsa var ya, üf. Evet. Şöyle yukarı doğru çıkıyorum arkadaşlar. Umarım Kübra'nın dükkanına denk gelmem. Bu arada benim çırağım ne oldu ya? Dükkan açacağım falan diyordu. Ben bir çırağıma da bakayım. Adam parayı buldu, bizi bırak. Ah, çırağın dükkanıymış burası. Bak bak bak, rakip dükkanı. Bu ne lan? Bu bende böyle bir geçeceğini zannediyor. Dükkanın başında bile durmuyor ki adam.
Buraya bir tane adam bırakmış. Buraya bir tane adam bırakmış. Hiçbirinin saçıyla uğraşmıyor. Yemin ediyorum bu var ya dükkanı tutturamaz ya. Bak ben buna böyle mi öğrettim? Dükkana geldiğinde diyeceksin ki hoş geldiniz efendim saçınıza ne yapak diyeceksin. Şöyle oturtacaksın. Adam diyecek ki mesela asker tıraşı istiyorum. Boş ver kafasını sıfıra vur. Her zaman öyledir kuaför berber ya. Hiç istediğim saçı yapamaz ki. Evet çok nadir arkadaşlar gerçekten. Evet. Aha Ahmet'in dükkanı. Ay Ahmet'in dükkanı. Ooo bir dakika güzelmiş ha bu. Bu hepsinde baş yıkama yeri var kardeşim. Başka bir şey yok mu ya? Hep bitli pireli adamlar mı geliyor saçlarını yıkatmaya? Bu nedir Ahmet ya? Aha bak bak bak. H harfi yapıyor bak yere. Vay canım kardeşim teşekkür ederim. Çok sağ ol canım benim. Evet Ahmet kardeşim dükkanına 10'da 10 veriyorum. Çünkü H harfi yaptı. Evet. Şimdi gelelim. Evet. Kel Nisa'nın salonuna giriyorum. Gelme. Gelme abu, üstüme. Abu. Anam bu ne otobüs. Otobüs çekmiş yemin ediyorum. Bak otobüs çekmeyi kim nereden bilir biliyor musun? Futbolda yapılıyor bu otobüs çekmek. Kübra otobüs çekmişim buraya ya. Öyle mi yapmışım? Çok iyi olmuş. Ben bu kel abilere yapılan işlemleri çok merak ediyorum. Mesela şu abi baksana süper oldu ya. Çok çok kaliteli bir yer. Gerçekten Kübra. Aha ikinci katı da varmış lan. Var var. Ben ilk katta bu kadar etkilendiysem ikinci katta büyük ihtimalle neler yaşarım. Abo. Oğlum bu ne lan? Sanki gazinoya şeye gelmişim. Las Vegas'a gelmişim gibi. Böyle kol çekip para kazanma makinesi var ya arkadaşlar onlardan kurmuş gibi Kübra. Evet bir üst kata bakalım. Yakalandın. Anam. Yakalandın. Şey sprey bitti buraya yazıyordum da. Sprey, evet bayağı renk farklılığı da var. Teşekkür ederim Kübra. Kartuş bitti orada arkadaşlar kusura bakmayın. Evet kartuş biraz yamuk basmış renkleri zaten olur. Bu ne nar mı? Nar mı yazıyor burada? Yazıyor ki Han kanala like atın. Lütfen sizi çünkü çok seviyoruz. Evet Kübra çok teşekkür ediyorum bu arada. Arkadaşlar şimdi son olarak kendi dükkanıma gideyim. Ve bütün arkadaşlarımın hepsini benim kendi dükkanıma bekliyorum. Bunu da söyleyeyim buradan. Tamam. Peki benim dükkanımı beğendin mi? Beğendim Kübra. Çok güzel olmuş. 2-3 katlı yer yapmışsın maşallah. Teşekkür ederim. Ne arıyorsun? Burada mı son rütüşleri mi yapacaksın? Evet ya. Yakalandım. Arkadaşlar bu arada şurada görevler var. Bunları da yaparak ekstra şuradaki paraları kazanabiliyorsunuz. Biraz önce param ani artışlara uğradı ya. Sebebi oydu. Şuradan bir tane de ışık alayım ya. Nasıl bir şey? Şunu alak mı ya? Şunda gözüm kaldı nedense. Hiç de hoş bir şey değil ama aldım işte. Ben zaten böyle nerede berbat bir şey var hep onu seçerim. Ben çok kararsız kalıyorum böyle şeylerde. Evet. Şimdi şu son rütüşlerimizi Kübra'nın dediği gibi gerçekleştirelim. Evet. Şuraya bir tane daha koltuk alalım. Hankanal dükkanı büyütmüş. Hankanal dışarıda bekliyor seni. Tamam dur geliyorum bir dakika. Az kaldı bir dakika bekleyin. Gelin bakalım gelin. Aa kimler var burada ya? Selam aleyküm biz geldik. Saç ektirmeye geldim. Hakan al. Oo çırak hoş geldin. Nasıl büyüttün böyle ya? Ne oldu lan? Ha? Ne oldu? Usta. Ustanı bıraktın gittin buralarda. Ayıp ayıp. Ben sana böyle mi öğrettim? Bak. Ya ben zannetmiştim of. Ki bu mesleği öğrendim ama ben bu mesleği öğrenememişim ya. Yok ya senden var ya. Bilmiyorum. Kuaför olmaz. Başka şeyler olabilir abi. Şöyle. Ne olur benden? Doktor olabilir. Ama kuaför olacağını zannetmiyorum. Acilen kuaförlüğü bırakman lazım pratik. Bu arada arkadaşlar burada kalan son elemanlarımı da oyuna dahil edeyim. Daha fazla para kazanmak için. Buyurun arkadaşlar. Buyurun. Hadi gelin bakalım. Normalde 3 katlı arkadaşlar ama ben 1. katı göstereceğim. Çünkü geriye kalan 2 kata bir şey yapamadık. Arkadaşlar böyle. Vay güzelmiş. Lan çalışan. Ama çok şey gibi ya. Bızır 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 bızır. Dur dur bızır. Sizin için hemen şöyle bir şey yapalım. Bir hemen şöyle temizleyelim her yeri. Çıkın lan dükkandan. Oğlum, nasıl da müşterilerini seviyor. Çıkın dükkan. Dükkanı terk edin. Lan Filip Milip çabuk kaçın oğlum şuradan. Çocuklar çıkın da bir dükkanı göstereceğim bizimkilere ya. Ulan bütün çalışan malışan her şeyi herkesi kovdum. Of çok güzelmiş. Evet. Arkadaşlar böyle çok ferah vay diyeceğim vay de vay. Daha deminki halinden sonra diyemiyorum da ferah da değil ama. Yani böyle bir şey yaptım Kübra işte.
Mesela şu aralara da biraz çiçek miçek atarsak daha da tatlı olabilirdi aslında. Ben neden onu yapmadım? Şöyle aralara çiçekler falan, hani böcükler. Yani bence çok güzelmiş. Şu üst katlara da baktım, hiçbir şey yokmuş gerçekten arkadaşlar. Ben gelip... Evet, üst katı merak ediyorsanız üst katı da göstereyim arkadaşlar. Aha, bomboş. Etmiyoruz. Eden vardır diye ben göstereyim yani. Sonra abi üst katta gizli gizli şeyler mi yapıyorsun falan yazan olabilir. Onları da göstermiş olalım. Arkadaşlar gördüğünüz gibi dükkanımız böyle 3+1 dükkan. Gerçekten ne kadar kötü bir dükkan Kübra bu ya. Yani sıfırdan başladığın için bence çok da kötü değil. Anca yani güzel olmuş ama geliştirebilirsin. Yerdeki beyaz halıları çok beğendim. Çok ferah gösteriyor. Bir de beyaz şey koltuk ve masa şey seçmişsin ya. Onlar da çok güzel bence. Açık renk gözüküyor. Şuradaki çiçekler de çok güzel. Şu anlamsız mavi şeyin ne olduğunu bilmiyorum. O... Çubukları batırmışlar saksıya. Yok, o Sünger Bob'un anasına diktik onları. Bu deniz mercanı. Arkadaşlar... Arkadaşlar mesela dükkanınıza böyle elemanlar geliyor ya, böyle E'ye basıp yanlarından geçerek yapabiliyorsun. Yani adamın başında beklemene gerek yok abi. Şöyle basıp geçebiliyorsunuz. Yani tek başınıza da böyle büyük bir yeri işletebilirsiniz. İlla ki dur ben 10 kişi çalıştırayım Han Kanal gibi demek zorunda değilsiniz yani. Evet, mesela ben çalıştırıyorum diye herkes çalıştırmak zorunda değil yani 10 kişi. Şöyle yeni elemanları tekrardan ekleyeyim ben. Ve yavaştan arkadaşlar videomuzun sonuna gelmeden önce Pratik'ten de bir yorumlar alayım. Pratikçim abi, dükkanımı beğendin mi? Dükkanı çok mükemmel. Böyle şaşkın bir durumdayım arkadaş. Abi bir şey söyleyeceğim. Ben hiçbir şey yapamadım ya. Hiçbir şey yapamadım. Sen nasıl yaptın bu kısa sürede bu kadar işi? İşte. Han Kanal farkı mı? Han Kanal farkı abi. Evet. Daha önce de oynamış olmanın farkı da olabilir. Aynen. Arkadaşlar geldik videomuzun sonuna. Umarım benim güzel kuaförümü beğenmişsiniz. Bu arada niye herkes içeride, ben videonun sonuna geliyorum. Herkes bir dışarı alabilir miyim? Gelin arkadaşlar. Ya kalabalıkta kafamız karıştı ya. Arkadaşlar lütfen 2 saniyenizi ayırıp 2 saniyenizi ayırıp like atmayı lütfen unutmayın. Bu arada eğer ki bu videoyu 10.000 like gelirse arkadaşlar Kübra Nisa'ya gördüğünüz gibi saç ekilecek. Yazık yani, bu kızın saçsız evet, mı kalsın? Evet arkadaşlar, like'larla saç ektireceğim lütfen. Lütfen herkes Kübra'nın like şeklinde saç yapacağız arkadaşlar. 10.000 graf kullansak anca doldurur çünkü burayı. Evet. Pratiğe, Kübra'ya çok teşekkür ediyorum. Kardeşlerimize de çok teşekkür ediyorum. İzlediğiniz için arkadaşlar sizlere de çok teşekkür ediyorum. Kendinize çok 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 iyi bakın. Hoşça kalın. Hoşça kalın.